Şimdi sizlere... Mustafa Aydın, Başkanım Mehmet Hançerli, Sayın Bozkırlar Vakfı Başkanı Hasan Ali Ünlü Bey, Sayın Siyasi Parti Temsilcileri, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimoğlu, Sayın Sivil Toplum Örgütleri Temsilcileri, Sayın Banko Birlik Yönetim Kurulu üyesi hemşehrimiz Seyit Ali Çevren, yanlış telaffuz etmiyorum herhalde. Sayın misafirler, değerli hemşehrilerim, Alanya'dan, İstanbul'dan ve Türkiye'nin dört bir köşesinden aramıza, davetimize icabet edip buraya gelen tüm misafirlerimiz, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizlerin karşısında konuşurken heyecanlanmamak hakikaten elde değil. Biraz önce hemşerimiz ve şu an Ankara'da bulunan Dolan İç Kaymakamlığı yapan Hasan Sade Bey, hemşeriniz hoş geldiniz. Şöyle selamlarsanız biz de göreceğiz inşallah. Bugün burada Dedemlili olma münasebetiyle toplanmış bulunuyoruz. Yıllardır Dedemli'nin bir derneği kurma hayaliyle, özlemiyle yaşadık. Gel zaman, git zaman bugün nasip oldu. Bundan bir yıl öncesi 2012 yılında resmi girişimlerini yaparak 2013'ün başında resmi kurulumuzu yaptık. Yeni yönetim kurulundaki 7 arkadaşımız ve istişare kurulumla beraber yola çıktık. Allah razı olsun, onların gayretleri, duruşları ve çabalarıyla bugün bir yolumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Niçin ihtiyaç duyduk Dedemli Derneği'ni kurmaya? Dedemli Derneği niçin kuruldu? Ne gereği var? Sevgili misafirler, değerli hemşehriler, her beldenin, her şehrin, her köyün bir derneği var ama Dedemli'nin yoktu. Ya da öyleydi. Aslında biz birlik ve beraberlik içindeydik. Ama son zamanlarda bize bir şeyler oldu. Ne oldu? Yıllardır ben çocukluğumdan beri duyduğum, işte burada bir baraj yapılacak. Şu taşlardaki kırmızı işaretler, onun izleri biz görmedik. Herhalde siz de görmezsiniz diyorlar ben. Boğaz tarafında taşların üzerinde kırmızı kırmızı işaretler vardı. Biz bir hikayedir, efsane şeklinde hep dinledik durduk. Ama şu anki iktidar demir zamanından beri su mühendisi olarak devletin başına gelen Cumhurbaşkanı Demirel'den sonra bu işin yapılacağı hikayesiyle ise mini söyler gibi dedelerimiz, ebelerimiz bunu söylediler. Fakat biz de artık inanmaz olmuştuk. Dedik ki yok böyle bir şey. Hep iktidarlar gelir, bize bir yalan söyler ya da bir ifade kullanır. Daha sonra da bu böyle devam eder, şehir efsanesine dönüşür. Ama bu hükümet iş başına geldikten sonra GAP projesi ve KOP projesi çerçevesinde Türkiye'nin iki büyük projesini gerçekleştirme gibi bir misyon üstlendi. Ve şu anda 13 projeden oluşan KOP projesini bitirmek üzeredir. Ve bunlardan bir tanesi Bozkır Barajı çerçevesinde Dedemli'yi şu anki caminin altıyla beraber su altında kalıyor. Düşünmeye başladık. Ne olacak bizim halimiz? Bizim kimin kimsemiz yok mu? Biz neyiz? Ne yapmamız gerekiyor? Neden böyleyiz?
gibi herkes kafasında sorular oluşmaya başladı ve sorular sormaya başladı. Sağa gidiyoruz, sola gidiyoruz, birilerini arıyoruz, birilerine soruyoruz. Ama şu bir gerçektir ki bizim Anadolu'nun iki kenarı var. Bir taraf Karadeniz Dağları, bir tarafı Toros Dağları. Toros Dağları'ndan birkaç metre yer bulan bizim insanımız soğan patatesini eker, un çuvalı yağ parası kazanmak için İstanbul'un yolunu, gurbetin yoluna çıkar. Ve gurbetin yolunu gözler, eşleri de, çocukları da, sevenleri de hep böyle olur. Ve giderler, gittikleri yerlerde de memleket hasretiyle yanarlar ve belki de bir daha geri dönmezler. Hep o acı, hep o sevdadır bizim içimizde ve şu anda da bizim yetişmiş insanlarımızın birçoğu gurbet elde hep memleket hasretiyle kaldılar. Ama artık memleket hasreti de bir kenara, bizim bir araya gelip bu barış konusunda da diğer konularda da sahiplerimizi aramak zorundayız. Aramaya gitti. Biz dedemli Seyit Bayram Veli Eğitim ve Kültür Yardımlaşma Derneği'ni bunun için kurduk arkadaşlar. Bundan sonra ki süreçte vizyonumuz olarak, yani hedefimiz olarak, hocam affına sığınıyorum uzatırsam, bundan sonraki misyonumuz olarak Hadim-i Hatsa, Ebu Saad Hadim-i Hazretleri diye bir zatın, bir şahsın beldesi bizim beldemizdir. Bu beldenin yetiştirdiği öyle insanlar vardır ki bu insanlarla bir araya gelerek kurumsal kimlik oluşturmak zorunda olduğumuzu hissettik. Bunun için yola çıktık. İnşallah hedefimiz kurumsal kimlik oluşmak ve bu dağın Karadeniz'den bürokratlar yetiştirdiği gibi bizim Toros Dağları'ndan da devletin, hükümetin, iktidara sahip olacak insanların yetiştirdiğini görmek. Ve ben karşımda hemşerim Donamiç Kaymakamı'nı duyunca gözlerim de biraz yaşardı. Ya arkadaşlar, büyüklerim, hakikaten bizde epey insanlar var. Danıştay'da başkanlar var. Ama bizlerin bir araya gelmesi gerekiyor. İnşallah bundan sonra ilk olduğu için de bu sivil toplum örgütü noktasına dedemli Seyit Bayram Veli Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği olarak bunu başlatmış oluyoruz. Dedemli Orta Asya Horasan'dan, Horasan yerlerinden Seyit Bayram Veli'nin mekan tuttuğu yerdir dedemli. Bir mutasavvıftır, bir fıkıh alimidir. Kendisi bizim dedemizdir. Biz kimlik arayışı içerisindeyiz. Ve dedemizi tanımak istiyoruz. Bilmek istiyoruz. Onun için bir araya gelmek, onun için büyüklerimizle, sevenlerimizle bir araya gelmek istedik. Onun için böyle bir bahane ürettik ve sivil toplum örgütü olarak da 2012 aklımızda da yer alıyor. 2012'nin sonuydu, 2013'ün başı. Derneğimizi 7 arkadaşımızla beraber kurduk. 2 denetimdeki arkadaşlarımızla beraber yola çıktık. Kıymetli misafirler, sözlerimi burada sonlandırmak istiyorum. Sizlerin de sabrını sabırsızca beklediğiniz hocam Profesör Doktor Mustafa Aydın'ı, dedemlinin bugünü, yarın neydi? Evet. Dedemlinin dünü, bugünü, varsa yarını. Bak, bize soruyorlar, varsa ne demek hocam? Ya da hocam varsa ne demek? Biz burada şu an karşımızda bulunan siyasi parti temsilcileri var. Biz siyasi parti temsilcilerinden bu sorunun cevabını inşallah biraz sonra hocamız Mustafa Bey de bunun içeriğini örnekleriyle anlatacak. Varsa ne demek? Yarınımızdan endişeliyiz.